planı çok yakın. Elimi al sadece. Şimdi burası İznik. Arkeolojik olarak çok zengin bir bölge. Ta Bitinya'dan bugüne kadar gelen eserler. Şu anda burada bir yol çalışması var, şantiye çalışması var. Bu bölgenin zaten nekropol alanı olduğu biliniyor. Ama nerede ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Şimdi yol çalışması yapılırken burada dozer bıçağı vurmuş. Bu mezarları ortaya çıkarmış. Belki bunlar nitelikli mezarlar değil. Ama nitelikli mezar da olabilirdi. Kaliteli, içinde resimler olan mezarlar da olabilirdi. Bu tür şantiye çalışmaları yapılmadan önce buralarda bir araştırma yapılsa nereden ne olacağı, yani güzergah belki değişmeyebilir ama en azından bir kurtarma çalışması yapılır. Yani şimdi Nasrettin Hoca çocuğu su almaya gönderiyor testiyle. Yollamadan önce bir tokat vuruyor. Niye vurdun deyince testiyi kırmasın diye. Biz testilerin hepsini kırdık. Önemli olan testiyi kırmadan görebilmekti. Şimdi görüyorsun burada toprağın altında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mezar var. Demek ki bu bölge bir nekropol alanı. Yani bunları kırıp dökmekle biz bölgemizi bir nevi arkeolojik çöplüğüne çeviriyoruz. Çünkü toprağın altında İznik, şu anda görünen İznik'in içinde görünen eserlerin haricinde toprak altında binlerce eser var. Bugün göremediğimiz. Özellikle bu mezarlar, oda mezarlar, böyle tuğla mezarlar, çok nitelikli mezarlıklar var ki mesela Hisardere yolundaki mezarlık bunlardan biridir. Biz bunlara değer vermezsek, bunları uygularında da yani öyle değil, biraz da manevi olarak gidersek, dili ne olursa olsun bunları mezarlarında da huzursuz edersek bizim yarından bir geleceğimiz olmayacak. Şimdi burada gördüğün gibi kemikler ortada. Her gördüğün gibi bak belli. Bunlar bir kol, ayak kemikleri. Yani bu mezarın içinden çıkan kemikler bunlar. Bak ortalıkta daha ufak parçaları var. Yani ben bir antropolog değilim ama yani bunlar bir insan kemiği olduğu burada belli. Demek ki burada yatan vatandaş bu. Artık bunlar sıradan basit bir insanlar değildi. Böyle bu tür mezarlar yapıldığına göre sıradan basit insanlar değildi. Ha çok da yukarıda aristokrat kesimde değildi ama önemli kişilerdi bunlar. O yüzden yani biraz tarihe saygı, ne bileyim bu tür çalışmalarda etrafa biraz dikkat edersek ki burası şu anda galiba sit alanı değil ama alınıyor, sit alanını alıyor ve İznik Müzesi de gerekli çalışmaları yaptı, ilgili makamlara bildirdi ve şirkete de bir uyarı yazısı gönderdi zaten. Önlem alındı ama dediğim gibi testleri kırdık.